Efendim, Levki Avrupa Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeyiz. 26. dönem mezunlarını veriyoruz. Çok büyük bir gurur, çok büyük bir heyecan. Birazdan hemen yayına başlayacağız. Bütün anı an yayınlayacağız her şeyi. Ben de 2 yıl önce mezun olmuştum. Hala buradayım çünkü üniversitemle birlikte işbirliği yapıyorum. Arkadaşlarımın heyecanlarını sizlere aktarmak için kampüse sorduk başlıyor. Hem seni biraz tanıyalım. Merhabalar, Ömer Asmanoğlu, Hukuk Fakültesi. Mezunuz. Son sene değil artık, mezun. Çok şükür bitti. Biraz süreç falan yoğurdu ama bitti. Şanlıurfa'dan buraya gelen yolculuk bitti yani, şükürler olsun. Şanlıurfa'dan Kıbrıs'a geldin. Nasıl bir şey karşıladı seni Kıbrıs, Levki Avrupa Üniversitesi? İlk başta tabii nispeten ilk dönemlerde birazcık sıkıntılar oldu. Hani birazcık barınma problemlerimiz oluyor Levki kapsamında. Yoksa okulumuz gerçekten o konuda sıkıntı yaşatmadı. Çok destek çıktı her konuda. Ama sonradan tabii KYK'nın destek vermesi, diğer tabii şehrin, Lefke'nin, güzel yurdun halkının bize birazcık da sahip çıkması güzel oldu. Barınma sıkıntımız da gidince öğrenci için zaten en ideal ortamlar oluşmaya başladı. İşte ek mekanlar açıldı, hem okul hem okul dışı aktivitelerimiz de arttı. Güzel bir 4 sene geçti. Biraz yorulduk ama özellikle hukuk fakültesi için birazcık iyi yorulduk. Yani hukuk fakültesi biraz zorlu ama şey, biliyorsun ki Levki Avrupa Üniversitesi hukuk fakültesi gerçekten üniversiteler arasında iyi bölüm. Akademik kadrosu gerçekten yani Türkiye'de 1 numaralı hocalar buralara geliyor. Yani gerek Nuri hocamız, gerek Haluk Günür, gerek Tayfun Akgüner hocamız. Ya adını saydım sayamadım. Hepsi gerçekten çok çok pırıl, çok çok iyi hocalar. Gerçekten hani tartışılamaz. Onlardan eğitim almak, birebir eğitim almak çok güzeldi. Yani herhangi bir asistan aracılığı değil, direkt onlarla eğitim almak çok güzel oldu. Hemen başlayacak mısın mesleğe? İnşallah, düşüncemiz o yönde. Staj. Ondan sonra tabii hayaller var. Tekrar gelir misin Kıbrıs'a? Ya büyük ihtimalle herhalde ileride balayına falan belki gelirim. İnşallah, inşallah. Hayırlısı inşallah. Bakalım yani. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, ben Cemre Erdoğan. Bankacılık ve finans bölümü mezunuyum. Okulda okumaktan gurur duyuyorum. Başta hocalarım olmak üzere aileme sonsuz saygı ve teşekkürlerimi armağan ediyorum. Mutlusun yani? Evet, mutluyuz. Bugünü bekliyorduk sonunda. Biraz zor zamanlar geçirdik. Her öğrenci olduğu gibi. Geçtik. Başta arkadaşlarım da, en yakın arkadaşım Emrah ve Cengiz, sana çok teşekkür ediyorum destekleri için. Onlar olmasaydı beraber mezun olamazdık. Ne güzel dilekler. O zaman el sallayalım. Çok da teşekkür ediyoruz sana. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Adım Osman Okan Kayan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Bu kadar. Mutlu musun mezun olduğun için? Mutluyum tabii ki. Yani sonuç olarak bizim de bir hayata atılmamız gerekiyor. Kendimiz ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. Bundan dolayı mutluyum. Peki Levki Avrupa Üniversitesi'ne mezun olmak sende nasıl bir duygu yarattı? Şimdi Levki Avrupa Üniversitesi'ne bakacak olursak öncelikle kazanmış olduğum güzel arkadaşlıklarım, daha sonra hocalarımla güzel irtibatlarım, yani hepsi bana fayda sağladı şu mezuniyetime kadar, her şeyime kadar. Ondan dolayı çok mutluyum. Levki Avrupa Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Akademik anlamda ilerlemek istersen yıllar sonra Levki Avrupa Üniversitesi tercih sıranda kaçıncı olur? 1. sırada olur derim. Çok fuarsın çünkü, o yüzden sordum. Bildiğim için sordum. Yani 1. sırada olur. Çünkü Levki Avrupa Üniversitesi'ndeki hocaları tanımışlığım, arkadaşlarımı tanışmışlığım. Yani daha doğrusu bir aile gibi üniversite olduğu için ondan dolayı 1. sırada. Çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben Nihat Eydemir Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Artık mezunum. Artık mezunum. 4 senenin sonuna geldik. Dediğim gibi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten LAU'dan mezun olmak gerçekten benim için bir gurur. Yani ben söyletmedim ama sonra ben söylettim diye şey yapıyorlar. Yok ya, bu ben gerçekleri söylüyorum. Ben LAU'dan mezun olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben 4 seneyi en iyi şekilde eğitim kadrosu iyi bir şekilde bir bölümden mezun oldum ve hepsine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu imkanları bize sağlayan rektörümüze de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben de buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de 2 yıl önce mezun oldum ama hala işbirliği içerisindeyim. Peki Levke'de yaşam? Levke'de yaşam ya her yerde zorluklar olabilir ama bu bizim elimizde olan bir şey. Kötü olan şeyi de iyiye çevirmek bence kişiye bağlı olan bir şey. İstediğimiz her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Yani zorluklar her yerde var. Bunu söyleyemeden geçmek istemiyorum ama 4 sene içerisinde iyi veya kötü bu Levke'de biz bitirdik. Ben Levke'nin çok da kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum. Kötü yaşanmışlıklar olabilir.
hayat bu. Her yerde ve herkes için geçerli bir yol. Kesinlikle, kesinlikle. Meslek hayatına başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi heyecanı yaşıyor, gelmiş oturmuş Kıbrıslı bir arkadaşım. Seni biraz tanıyalım. Ben Candan Koroğlu. Beslenme ve diyetetik bitirdim. Master öğrencisiyim. Süper. Peki Lefke'li misin? Evet. Lefke'de hiç uzağa gitmedin ve Lefke Harp Üniversitesi hemen dibinde. Nasıl bir duygu senin için? Çünkü neden soruyorum? Genellikle biliyorsun mezunlarımız Türkiye'den ya da 3. Dünya ülkelerinden. Ama sen direkt bu ortamın içindeydin. Sana nasıl bir şey kattı bu? Yani ben burada okumak istedim. Lefke'yi seviyorum, bölgemi seviyorum, okulumu seviyorum. Öğretmenlerim çok iyi. Çok yardımcı herkes burada. O yüzden burayı, Lefke'yi tercih ettim. Bir de mezun olduktan sonra master da yapıyoruz. Evet, yaptım, bitirdim. Ona mezunsun şu anda. Süper, tebrik ediyorum. Peki devamı gelecek mi? Bilmem, karar vermedim. Olabilir de olmayabilir de. İş hayatı mı, akademik hayat mı? İş hayatını tercih ederim. Peki şimdi Kıbrıslısın, Lefkelisin. Tabii ki memleketini kötülemeyeceksin ki bence ben Türkiye'li olmama rağmen kötüleyecek bir yanı yok. Şimdi röportajımızı izleyen arkadaşlarımız Türkiye'den ya da 3. Dünya ülkelerinden gelsinler mi Lefke'ye, Lefke Avrupa Üniversitesi'ne? Evet tabii ki gelsinler. Burada ortamımız çok güzel, fakültemiz, kampüsümüz, her yer çok güzel. İnsanlarımız çok yardımcı bir kere, öğretmenlerimiz çok iyi, her konuda bize yardımcılar. O yüzden tabii ki gelsinler, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben Buse Çalışkan, hemşirelik bölümü mezunuyum, bölüm ikincisi olarak. Soyadınla da bağdaşkan ya bu iş. Birazcık öyle çalıştık. Yani başarılarımızın karşısında. Çok tebrik ediyorum. Mutlu musun Lefke Harp Üniversitesi'nden mezun olmaktan? Mutluyum aslında ama bir yandan mezun olduğum için mutluyum. 4 yıldır alıştığımız arkadaşlarımız, ortamlarımız. Öyle olunca biraz hüzünlüyüz ama yeni bir hayatın başlangıcı. Kendi hayatımızı kuracağımız için de mutluyuz tabii bir yandan. Çok sevindim. Yani evet tabii ki her gelen ya bir an önce gideyim diyor ama giderken de ağlıyor. İnşallah hayatında tek akıttığım gözyaşı bu olur, mutluluk gözyaşı olur. İnşallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, yıllardır beşli takılıyorlarmış. Yine ben araya girdim böyle bir ekibin. Sizi biraz tanıyalım. Hazel Berna Göktuğ, beslenme ve diyetikten mezun oluyorum. Oldun artık, hadi bugün aynen. Bitti. Evet, son günümüz, çok mutluyuz. Mezun olduğun için mi mutlusun? Aslında biraz buruk hüzün var yani. Onu bekliyorum. Biraz dramatik bir şey bekliyor, yok estağfurullah. Ya, tabii ki çok özleyeceğiz yani. Bu arkadaşlar hepiniz ayrı ayrı yerlerde mi? Böyle geldik, böyle gidiyoruz. Aynı yerden mi geldiniz? İki arkadaşım da aynen. Amasya'dan geliyoruz. Üçünüzün arasına inmiş olmuş. Sizi biraz tanıyalım o zaman. Ben Fatma Nur. Ben de aynı arkadaşım gibi beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldum artık. Tebrik ediyorum. Ama çok üzgünüm. Gidiyorsun yani, diye. Gidiyorum diye. Yine gelirsin. Bitiyor diye. Çok... İnsanın yaşadığı en güzel dönem öğrencilik dönemiymiş. Ben de bunun farkına vardım çalışma hayatından sonra ama olsun bir şekilde güzel bir anı. Evet, öyle. Manisa'ya gidiyorsunuz zaten üçünüz. Amasya pardon. Önemli değil artık ya, ayrılmayacaksınız. Onlardan ayrılıyorsunuz. Sen birazcık ağla bak. Ağlıyorum ben. Buruk bir ayrılık olacak. Zaten üniversitenin en güzel katı şey bize arkadaşlıklar oldu. Yani çok farklı dostluklar kuruyoruz burada. Ben de aynı bölümden mezun olacağım, beslenme diyetetik. Valla çok çabuk geçti, sadece onu söyleyebilirim. Ve şu an çok buruk, yani çok farklı, inanamıyor insan burada olduğunu. Yani tek temennim şunu söyleyebilirim. İnşallah hayatta tek buruk kaldığın yer bu olur. İnşallah. Yani çünkü ayrılmıyorsun. Bir şekilde eğer çok iyi bir dostluksa ileride buluşuyorsun. Tabii ki buluşuyoruz, düğünlerimize gideriz. Bir de hep beşinizin toplanıp bana bir diyet listesi yazması lazım çünkü sürekli bozuyorum. Ben yazamam diye. Sen fizyoterapist misin? O da olur, güzel masaj. Yazarım ama egzersiz yazabilirim. Güzel yazarım. Süper. Seni de biraz tanıyalım. Ben Elif Beyza. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oluyorum inşallah. İnşallah. Öyle, çok güzel arkadaşlıklar edindik ama buruk bir hüzün var içimizde. Öyle. Dediğim gibi en kötü gününüz böyle olmuş olsun. Buluşursunuz. En son ne demek istersiniz buradan mezun olurken? Mezunlar mutlular. Efendim Lefke Harp Üniversitesi'nin mezuniyetindeyiz biliyorsunuz. Kampüse sorduktayız. Kapanışı yapıyoruz şu anda. 26. dönem mezunları. Çok güzel duygular aldık. Ailelerin duygularını aldık. Bir sonraki kampüse sorduk ki görüşmek dileğiyle size akışa bırakıyorum. Görüşürüz.